Böyle vicdansızlık olur mu? Burhanettin Özden'in kurduğu bu cümlenin muhatabı hırsızlar. Yürüme engelli bir baba o ve hırsızlar akülü sandalyesini çaldı. Üstelik hayırseverler tarafından daha birkaç hafta önce alınmıştı o sandalye. Bahçemde duruyordum. Torunumu kandırmışlar. Bir kamyonete yükleyip götürmüşler. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar hayasız, bu kadar terbiyesizlik olmaz. Bir özürlü bir vatandaşın arabasını almak. Sözleri sitem dolu. Çünkü yıllarca hayalini kurduğu akülü sandalyesini vicdansız hırsızlara kaptırdı. Bu araba benim elim ayağım. Bak benim ayaklarım tutmuyor. Ben yürüme engelliyim. Allah rızası için benim arabamı getirin, ben rahatça eşime güdüme gideyim. Ekmek parasını zor kazanıyorum ya. Caminin tuvaletine bakıyor, ekmeğini yani bir nevi taştan çıkartıyor. Hayırseverlerin hediye ettiği o sandalyeye yıllar sonra kavuşabilmişti ama sadece 3 hafta kullanabildi. Arabam tam şuradaydı, şurada duruyordu. Buradan alıp götürmüşler. Akülü sandalyesi evin önünde bulunan işte bu alanda duruyordu ama bir gün sabah uyandığında akülü sandalyeyi göremedi. Çünkü iddiasına göre o sandalye 12 yaşındaki torununun gözleri önünde hırsızlar tarafından çalındı. Dede dedi, geldiler dedi, arabayı aldılar dedi hepsi. Kendi gibi kızı da engelli Burhanettin Özden'in. O yüzden çalışmak zorunda. Ayağını yerden kesen akülü sandalyesi çalınınca dolaba kaldırdığı koltuk değneklerini yeniden çıkardı. Çıkarken Allah canımı alıyor, yoruluyorum. Belki 10 sefer yolda dinleneyim giderken. Ayaklarının üzerinde tam olarak duramıyor olsa da bu haliyle bir caminin tuvaletinde çalışıp ekmek parası kazanmaya çalışıyor. 2 kilometre uzaklıktaki evinden camiye ise bir akülü sandalyeyle geliyordu. Hırsızlar işte o sandalyeye göz diktiler ve evinin bahçesinden çaldılar. 55 yaşındaki Burhanettin Özden şimdi buraya kara kara nasıl gelip gideceğini düşünüyor. Bu gariban rahatsız. Onun için bunun da arabasını almışlar. 55 yaşındaki yürüme engelli Burhanettin Özden'in hırsızlardan tek isteği var. Allah rızası için arabamı getirip versinler. Eğer korkuyorlarsa getirmeye de benim evimin yanında okurlar. Onun bahçesine bıraksınlar.